Merhaba, Lap Akademi'den ben Orhan Çakan. Bu videomda sizlere Metler Toledo Türkiye sponsorluğunda spektrofotometre sistemlerini kullanırken dikkat etmeniz gereken birkaç detaydan bahsedeceğim. Hadi gelin videomuzda bunlar neymiş görelim. Bir önceki videomuzda spektrofotometrenin çalışma prensiplerinden ve tekniğinden bahsetmiştik. Eğer merak ediyorsanız şuradan yukarıdan tıklayarak oynatma listesinden bunu izleyebilirsiniz. Spektrofotometreler temelde absorbans ölçen sistemler. Yani bir ışım oluyor ve sonrasında numunenin üzerinde bu ışıma absorplanıyor ve karşıya bir ışık geçiyor. Sistem bunu ölçüyor temelde. Bu nedenle özellikle ölçüm ekipmanlarının olduğu şurada görmüş olduğunuz kısımda bazı detaylara dikkat etmemiz gerekiyor. Burada görmüş olduğunuz sistem Metlertodon'un Easy UV diye çok kompakt bir sistemi. Hem su analizleri hem renk analizleri hem de absorbans ölçümleri yapabiliyor. Aynı anda 3 tane farklı ölçümü gerçekleştirebiliyorsunuz. Onun için üzerinde farklı küvetler ve farklı seçenekler var. Burada dikkat edilmesi gereken şeylerden bir tanesi temelde şu. Küvetleri koymuş olduğunuz e, alanda, kısımda bir toz birikintisi olabilir veya bir sıvı dökülmesi olabilir. Bu gibi durumlarda lambamız kirlenebilir. İç kısımlarda lamba yer alıyor ve bu lambanın kirlenmesi, toz alması ya da bir sıvıya maruz kalması ışık miktarını azaltacak. Bu da aslında analitik bir geçirgenliği azaltacağı için analitik bir hata getirecek. Onun için bu tarafta olan yani bu kısımda yer alan dökülmeleri anında temizlememiz gerekiyor. Çok tozlu bir ortam olabilir. Eğer çok tozlu bir ortamda çalışıyorsanız yine lambanın üzerindeki o tozları, tortuları kaldırmanız gerekiyor. Kullanmadığınız zamanlarda da bu kapağı kapalı tutmanız gerekiyor. Açık bir tutarsanız bu toz oranı artacaktır. Bir diğer detay aslında en önemli bileşenlerinden biri olan küvetler. Şu an burada bir cam küvet görüyorsunuz. Şöyle elimde de tutarak göstereyim size. Bu cam küvetin bir yüzeyi aslında şeffaf, diğer yüzeyi de mat. Şeffaf olan taraftan ışık karşı tarafa dedektöre ulaşıyor. Yani siz bunun açısını ışığın şeffaf taraftan geçecek şekilde ol olacağı konumda koymanız gerekiyor. Eğer mat tarafı ışığın geçeceği tarafa koyarsanız analitik bir hata alacaksınız. Onun için daima şeffaf tarafın dedektörün ışığı gönderdiği ve dedektöre gittiği tarafa doğru olmasını sağlamanız lazım. Bu önemli detaylardan biri. Bir diğeri de küvetin temizliği. Hem iç tarafında hem dış tarafında herhangi bir iz veya tortu kalmaması gerekiyor. Bazen çok fazla viskoz numunelerle çalışabiliyoruz. O gibi durumlarda bu viskoz numuneler çepere yapışabiliyorlar. Burada görmüş olduğunuz çeperin iç kısmına yapışabiliyorlar. O zaman uygun bir çözücüyle yıkayıp uygun bir kurutma malzemesiyle kurutmamız gerekiyor. Burada dikkat edilmesi gereken bir diğer detay da az önce söylediğim o kurutma malzemesi. Bir, genellikle peçete kullanılıyor ama bu peçeteler sert olursa camın yüzeyini çizebiliyor. Bu camın yüzeyindeki çizilme ise yine ışığın geçirgenliğini azaltıyor. Işık doğru bir şekilde karşıya geçemez ve analitik bir hata meydana gelir. Onun için cam yüzeyini çizmeyecek peçeteler kullanmanız gerekiyor. Buna aslında laboratuvar için üretilen peçeteleri tercih edebilirsiniz burada. Daha yumuşak peçeteler ve aynı zamanda peçeteden bir tortu da kalmaması gerekiyor yüzeyin üzerinde. Çünkü sildiğiniz zaman eğer bir tortu kalırsa bir toz kalırsa bu da ışığın geçirgenliğini azaltacak. Buna da dikkat ederek sağlıklı bir şekilde bu küvetleri kullanabilirsiniz. Burada şöyle bir detay daha var. Geleneksel UV visible spektrofotometreler döteryum ve tungsten lamba kullanır ve bunların da aslında ömürleri açık kaldığı süre boyunca hesaplanır ve yaklaşık 2000 saattir. Eğer siz bu lambaları kullanırken açık bırakırsanız, kullanım dışında açık bırakırsanız sadece kullanırken değil, lamba ömründen yemiş olursunuz. Bu da bir verimsizliğe sebep olur ama Burada görmüş olduğunuz metler teodon sistemlerinde xenon lambalar kullanılıyor ve bunlar da ışıma sayısıyla ölçülüyor. Böylelikle neredeyse kullanım ömrü boyunca da bir ömür sunuyorlar. Bu da aslında önemli bir detay. Yani dedektörü açık dahi bıraksanız, numune ışıma yapmadığı sürece lamba ömründen bir şey yemiyorsunuz. Çünkü ışın sayısı orada ölçüyorlar. Ayrıca şunu da merak ediyorum, yorumlarda bize katkıda bulunabilirsiniz. Siz spektrofotometreleri kullanırken başka nelere dikkat ediyorsunuz? Bunu da merak ediyorum. Sizlerin yorumu da bizim için değerli. Yorumlarda katkıda bulunabilirsiniz. Eğer spektrofotometrelerle ilgili daha fazla bilgiye ihtiyacınız varsa veya bir uzman desteğine ihtiyacınız varsa, açıklamalarda bırakmış olduğum bağlantıdan bir Metler Toledo uzmanıyla iletişime geçebilirsiniz. Bunun gibi videolardan anında haberdar olmak istiyorsanız da bildirimleri açıp kanalımıza abone olarak bizi takip edebilirsiniz. Yeni bir videoda görüşene kadar hoşçakalın.